Bu Kuramer yayınlarından, Kuramer yayınlarından bu kitapta Yahudilik Kur'an bazlı, Kur'an esaslı ve temelli Yahudiler. Kur'an'da Yahudilerle ilgili neler varsa onların Yahudi kaynakları, onlardaki durum nedir? Açıklaması adeta. Yani Kur'an'ı daha iyi anlamamıza yönelik bilgiler var. Burada bir arkadaşımız terminolojiyi verdi. Bunlara ehli kitap denmesi, bunlara Yahud denmesi, bunlara Beni İsrail denmesi. Ben size şimdi sorsam, Beni İsrail mi kapsam olarak daha geniştir, Yahud mu daha geniştir kapsam olarak? Yahud daha geniştir. Beni İsrail, Hazreti Yakub'un soyundan gelenler. Yahud, başka etnisitelerden olduğu halde Yahudi dinine girenleri de kapsar. Yahu bir programda Pelin Hanım soruyor, Hazreti İsa Yahudi'ydi dedim. Peş peşe soruları soruyor. Ebu Bekir Sifil Hazretleri, yahu bu da ne biçim ilahiyatçı? Bizim inancımıza göre bütün peygamberler Müslüman. Yahu Yahudi kelimesi hem soyu hem inancı ifade ediyor. Ben soyu kastederek dedim orada. Ben bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu bilmiyor muyum? Şimdi bu terminoloji var. Yahudi tarihi var. Kur'an'daki Beni İsrail'in, benim size şimdi kısaca bahsetmeye çalıştığım, ta Hazreti İbrahim'den alıyorlar, Hazreti Süleyman'ın vefatına kadar geliyor. Sonra inanç esasları, mesela Yahudiler Kur'an'a göre Allah'a nasıl inanıyorlardı? Ne diyorlardı? Cenab-ı Hakk'a karşı iftiraları nelerdi? İbadetleri var mıydı? Geçen televizyonda vardı. Secde var mı yok mu Yahudilikte? Var. Var Yahudilikte. Daniel peygamber ta şeyde Babilonya'da esir orada gitti. Odasının pencereleri Kudüs'e yönelik. Yani diz çökerek, rükû ve secdeye kapanarak ibadet ediyor. Kıble var, o var, abdest var. Bakmayın şimdikilerde yok diyor. Peki yani bu kitapta onların hepsi var. Sadece bilgi veriyorum ben. Tamam mı? Kur'an'da Yahudiler diye. Evet. Sorularınızın bir kısmını da orada bulabilirsiniz. Evet, Yahudilere göre Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman peygamberden çok ve öte kral. Kral David, Kral Şilome. Şimdi ben bir söz söylemiştim. Bizim İrfan Gündüz Hoca onu bir bellemiş. Çok yerde söylüyor. Yahudiler peygamberlerini sıradanlaştırdılar. Sıradan bir insanın aslında yapmaması gereken ama yaptığı şeyleri peygamberlere de yaptırdılar Yahudiler. Hristiyanlar sevgide o kadar aşırı gittiler ki onlar da ilahlaştırdılar. Yahudilerin Hazreti Musa ile alakalı, Lut aleyhisselam ile alakalı, Hazreti Nuh ile alakalı, Hazreti Davud ile alakalı, Hazreti Süleyman ile alakalı şu andaki Yahudi kutsal kitabında, yani bizim Ahd-i Atik veya Eski Ahit dediğimiz kitapta o kadar şeyler var ki, yani bunların bir kutsal kitapla yer alması mümkün ve muhtemel değil. Mesela Sodom şehri helak ediliyor. İki melek helake geliyorlar. Hazreti Lut'a hemen sen ve ailen erkence çıkın, terk edin, sakın ha geriye de dönmeyin deniyor. Hazreti Lut'un hanımı kocasına inanmıyor. Hazreti Nuh'un hanımı da inanmıyor. Şimdi Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti Lut iki kızıyla giderken ama biraz geride kalıp geriye bakıyor. O arada bir tuz dalgası geliyor. Onu tuzdan bir heykel yapıyor. Çünkü Lut gölünde patlama oluyor. Gidiyor. Hazreti Lut bir mağaraya sığınıyorlar iki kızıyla. Ya bugünün Tevrat'ında, Tekvin kitabında yer alan şeydir. Kızlar diyorlar ki gel birbirlerine, gel babamıza içirelim. Onunla yatalım. Çünkü ülkede bizi alacak hiçbir yer kalmadı. Sonra bu iki kız babalarından iki çocuk doğuruyorlar. Birisi Ammon, birisi Moab. Ammon, Ammonilerin atası. Moab, Moabilerin atası. Ama işin aslı ne? Yahudinin bir karakteri var, huyu. İnsan bu Yahudi'ye kızar. Eğer birisine düşmansa ona çok kolay leke, kara çalıyor. Şimdi Ammoniler ve Moabilerle savaş yapıyor ya Yahudiler, kavgalılar. Size öyle bir kara çalacağız ki, öyle bir ensest ilişkinin mahsulü olduğumuzu söyleyeceğiz ki insan içine çıkacak yüzümüz olmayacak.
bu kitaplara da geçmiş bir şeydir. Yahudinin iftirasıdır. Yahudiler Kenanilerle kavgalı idiler. Hazreti Nuh, bu da Tevrat'ta, tufandan sonra bağ dikiyor, üzüm yetiştiriyor, şarap yapıyor, kafayı iyice çekiyor, sarhoş oluyor. Çadırında çıplak kalıyor. Ham çadıra babasını ziyarete geldiğinde görüyor ki babası çıplak, hemen çıkıyor. Sam ve Yafes'e söylüyor. Onlar bir örtü alıp gelip babalarının üstünü örtüyorlar. Baba Nuh o ayıldığında torunu laneti Ham'ın oğlu Kenan'ı lanetliyor. Kenan kullar kulu olsun. Kenan ne yaptı? Hiç. Ortada Kenan yok daha. Ham, Sam, Yafes var. Niye? Yahudiler Kenanilerle savaşıyorlar ya. Kenan'ı lanetlilerin lanetlisi olsun diye deniyor. Hazreti Davud hanımı var. Tesniye kitabında diyor ki İsrail oğullarında kral olanı 18 hanımdan fazlasını alamaz. Hazreti Davud'un var bir sürü hanımı. Asker Uriye cephede savaşıyor. Onun hanımını görüyor uzaktan. Getirdi. Kral ya. Hadi bakalım zina. Süleyman'ın annesi. Ama bu zina mahsulü çocuk ölü doğuyor. Doğduktan sonra ölüyor. Hazreti Davud zina etmiş oluyor. Ya zina fiili ilk insandan beri bütün şeriatlerde yasak bir fiil. Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'ın Tevrat'ta anlatılanı ihtişam. Zaten bizim hadislere de yansıdı. Hazreti Süleyman Cenab-ı Hak'tan hikmet istiyor. Problem çözmede babasından çok daha öte ve ileride. Bunun misallerini ne biliyorsunuz? İki kadın aynı çocuğa sahip çıkıyorlar. Bu benim çocuğum diyor, öteki benim çocuğum diyor. Hazreti Davud'a getiriyorlar ama Hazreti Süleyman, oğul Süleyman diyor ki hemen birini getirin, bir kılıç getirin diyor. Ortadan ikiye keselim çocuğu. Verelim yarısını birine, yarısını birine. Çocuğun gerçek annesi aman diyor. Ben vazgeçtim, ona verin çocuğu. Hazreti Süleyman işte gerçek anne budur diyor. Gibi. Çok büyük zenginlik o verildi Hazreti Süleyman'a. Hikmet o verildi Hazreti Süleyman'a. Ama Hazreti Süleyman ahir ömründe putperest kadınlarla evlendi ve o putperest kadınlarının arzularına uyarak putlara taptı. Tevrat Yahudi Kutsal kitabına göre böyle. Yani bu iftiralar var. Hani Kur'an'da da bir kıssa var ya tis'un ve tis'una nace veliye nace vahide. İki komşu birinin bir tek koyunu var, ötekinin 99 koyunu var. Zengin olana, 99 koyunu olana misafir gelir. Ya iner bakar ağıla, hiçbirini kesmeye kıyamaz. Gider o fakirin tek koyununu keser ikram eder. Yani Yahudilikte peygamber. Onlara, aslında Yahudiler onları peygamber kabul etmiyor. Kral kabul ediyor ama Musa bin Meymun'un bir tanımı var. Cenab-ı Hak kiminle konuştu, ona emirler bildirdiyse o peygamberdir diyor. Buna bakarsak Cenab-ı Hak Hazreti Davud'la da konuştu. Hatta Hazreti Davud Kudüs'ü fethetti, kendine bir saray yaptı. Benim evim var, ben evimde oturuyorum ama Rabbin evi yok dedi. Ona da bir mabet yapmam lazım. Hazırlıklarını falan hepsini yaptı. Cenab-ı Hak ona dedi ki, şimdi Tanrı diyeceğim gene Tevrat'a göre. Dedi ki, sen çok savaş yaptın, çok kan döktün. Kanlı ellerinle benim mabedime ilişme dedi. Benim mabedim, bana olan evi senin oğlun Süleyman yapacak dedi. Hazreti Süleyman 40 yıllık saltanatında bir tek savaş yaptı. Ama Hazreti Davud'un ömrü savaşlarla geçti. Sadece şey, Samiri ve altın buzağı hadisesi. Burada Tevrat'taki anlatım ve Kur'an'daki anlatım mukayese yaparsanız farklılık var. Aradaki en büyük fark nedir? Kur'an'a göre altın buzağı Hazreti Musa'nın dağdan dönüşünün geciktiğini görünce aşağıdaki insanlar 30 günde 10 gün daha eklendi 40 gün. Ya bu adam gelmeyecek dediler. Hazreti Harun ki Hazreti Musa onu bıraktı ağabeyini kavminin başına. Hazreti Harun'a geldiler. İlle dediler bize bu ziynet eşyalarından bir altın buzağı yap ona tapalım. Niye? 430 sene kaldıkları Mısır'da Apis boğası var. Tapınma objesi, kült objesi. Hator var inek başlı ilahe, kült objesi. Eski Mısır'da politeizm var. Kozmik ilahlar insan suretinde, lokal ilahlar hayvan suretinde. Bazen karışımı oluyor insan başlı hayvan vücutlu, hayvan başlı insan vücutlu. Apis boğası bir tapınma objesi olunca bu Mısırlıların, İsrailoğullarının zihninde iyice yer etti ki, ziynet eşyalarından bir altın buzağı
büyüren bir buzağı. O ziynet eşyalarda nasıl oldu? Tanrı İbrani kadın, İsrailli kadınlara Mısır'dan çıkarken Mısırlı kadınlardan ziynet eşyalarını isteyin. Hani kınaya gideceğiz, evine gideceğiz, bileziğini verir misin, küpeni verir misin? Ve Mısırlıları soyacaksınız diyor. Aynen bu. Halevaya dedim ki şimdiki haham başına. Ya bak Tanrınız Mısırlıları soyacaksınız diyor. Hırsızlık, soymak sizde yasak değil mi? On emirden biri değil mi? Çalmayacaksın. Ya onlar bizi 4 asır orada sömürdüler diyor. Bir de Halava bir gün kızı mı geliniyle mi gitmiş Kudüs'e. Kudüs'te bu fötr şapkalı, bukleli saçlı, siyah giysili, püsküllü, buradan 613 emri hatırlatan o koyu Yahudiler var ya, onların Meaşearim mahallesine gitmiş. Birisi, o tiplerden birisi açmış ağzını, yummuş gözünü bizim Halava'ya. Çünkü Yahudilikte kadının erkek giysisi, erkeğin kadın giysisi giymesi yasak. Sen nasıl pantolon giydiriyorsun diye kızına veya gelinine. Saymış dökmüş. Bizim hahambaşı Halava, nereden biliyorsun demiş sen onun pantolon giydiğini? E gördüm demiş. E giymek yasak da bakmak yasak değil mi demiş. Yahudi şeyi bu, uyanıklığı.